Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile Tetaite Geometri Kampının 15. hafta videolarla başlıyoruz. Bu hafta size çokgenleri anlatacağım ve toplamda 4 videomuz olacak. İlk videomuzda çokgen tanımından, düzgün çokgen tanımından ve sorularından bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 136'nın sağ tarafı 137, 138 ve 139'dan da bir soru çözeceğiz. Yani not yazan kısma kadar olacak ilk dersimiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çokgen dediğimiz şey neymiş? Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekle biz ne diyoruz? Çokgen adını veriyoruz. İşte bu mesela dört kenarı var. Bu dörtgen. Şunun beş tane kenarı var ya da beş köşesi var. Beşgen. Altı köşesi var. Altıgen. Yani kenar sayısına göre ya da köşe sayısına göre çokgenler isimlendirilir. Nokta 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 İşte en kenarı varsa da biz buna ne diyeceğiz? engen adını vereceğiz. Şimdi bu şekilleri bire bilerek çizdim. Çünkü bazı şurada formüller var. Bu formülleri böyle ezberlemek yerine şekil çizip en azından bir dörtgen ya da bir beşgen çizerek buradaki formüllerin hepsini sizler kendiniz oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? Mesela bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı dediği zaman n 3 diye formülü ezberlememize gerek yok. Yani unut, biliyorsanız ezberleyebilirsiniz de işte ezberlediğiniz şeyi unuttuğunuz zamanda ya da garanti altına almak için de şu hamleyi yapacaksınız. Şimdi ne diyor? Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Hocam mesela şu köşeyi seçtim. Bu köşeyi seçtikten sonra buradan bir tane köşegen çiziyorum. Dörtgende bir tane çizebildim. Beşgende hocam bir burası iki burası. Tek köşeden bahsediyorum ya yani şu köşeden. Peki altıgene bakacak olursak böyle... Hocam altıgende 1 2 3 tane çizebiliyorum. Aa dikkat et. Dörtgende bir tane, beşgende 2 tane, altıgende 3 tane, yedigende 4 tane, sekizgende 5 tane diye gitmez mi? Dikkat et. Böyle tüme mı yöntemiyle düşünce yapını geliştir. Ne oluyor orada? Hocam dörtgende bir tane, kenar sayısının 3 eksi. Beşgende de aynı. Altıgende de öyle. Kenar sayısının 3 eksi. Ha! Genelleyecek olursak o zaman ne diyeceğiz? Bir köşeden çizilen köşegen sayısı n eksi 3'tür diyeceğiz. Peki bir köşesinden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı. Üçgenlere bakacak olursak hocam bir burada iki burada. Hani bir köşeden çizilen köşegen zaten hala hazırda çizildi ya burada. İki tane üçgen oldu. Beşgende kaç tane oldu? Bir iki üç tane oldu. Altıgende kaç tane oldu? Bir iki üç dört tane oldu. Yedigende beş. Sekizgende altı. Dokuzgende yedi şeklinde gidiyor mu? Gidiyor. Ama o zaman genelleyecek olursak hep kenar sayısının kaç eksiği oluyor arkadaşlar? 2 eksi olmuyor mu? Yani en kenarlı bir çokgende de o zaman bir köşeden çizilen köşegen sayısı ne diyeceğiz? n eksi 2'dir diyeceğiz. Peki iç açılarının ölçüleri toplamı. n eksi 2 çarpı 180. Aklımızda kalmayabilir. Ya şimdi dörtgene baktığın zaman. Ya biz neyi biliyoruz? Üçgen iç açılarını biliyoruz. O zaman dörtgende bak böyle bir şey yaptığın zaman. iki tane üçgen oluşuyor. Aa 2 tane 180 var. Beşgende 3 üç tane üçgen oluşuyor. 3 üç çarpı 180. Altıgende 4 çarpı 180. Yedigende 5 çarpı 180. Haa üçgen sayısı kadar 180 demeyeceğiz mi o zaman? Şimdi üçgen sayısı neydi? n de o zaman. Üçgen sayısı da N-2 ise o zaman iç açıları ölçüleri toplamı da N-2 çarpı 180'dir diyebiliriz. Bak bunu ezberlediğimiz zaman aklımızda kalmayabilir ama bu mantıkla aklında kaldı mı kaldı. Sıkıştığın zaman çiz bir dörtgen çiz bir beşgen zaten bütün buradaki formüllere ulaşırsın. Peki dış açıların ölçüleri toplamı nedir? Her zaman bütün çokgenlerde üçgende kaçtı? 360 derecedi. Bütün çokgenlerde de dış açılar toplamı 360 derecedir. Yalnız dış açı dediğimiz arkadaşlar şu iç açısıyken burası dış açısı değil. Dış açı dediğimiz şey her zaman 180'e tamamlayan açısıdır. Mesela buradaki açı. Mesela işte şuradaki açı. İşte şurayı uzatırsın buradaki açı. İşte ya da şunu uzatıp şuradaki açı şeklinde de diyebilirsin. Dış açı da burası. Buraya sonrasında yoğunlaşacağız hiç merak etme. Dış açılar ölçüler toplamı da 360 dereceymiş. Peki. Bir de şöyle bir formül var. Tüm köşegenlerin sayısı nedir? Hocam bir köşeden çizilen köşegen sayısı neydi? n-3'tü. O zaman tüm köşegenlerin sayısı ne olacak? n tane köşe varsa burada n çarpı n-3 olmak zorunda değil mi? Evet öyle gibi duruyor ama dikkat et. Buradan çizdiğin köşegenle buradan çizdiğin köşegen aynı değil mi? Evet yani bunu iki defa saymış oluyorsun. Ya da şuradan çizdiğinle buradan çizdiğin aynı. Ya da buradan çizdiğinle buradan çizdiğin aynı mı? Aynı. Yani her bir köşegeni, bütün köşeleri böyle sayacak olursan, her bir köşegeni iki defa saymış oluyorsun. O yüzden bölü ne diyeceksin? 2 diyeceksin. İşte ispat yöntemleri de aklında kalsın. Çünkü sıkıştığın zaman sen bu teknikleri kullanacaksın. Tamam? Tamam biz şimdi sorular çözerken işte n-2, n-3 falan filan kullanabiliriz aslında. Ama sıkıştığımızda da buradaki ispat yöntemleri aklımıza gelecek. Yani nereden geldiği aklımıza gelecek. Çünkü sıkışacağız. Sıkıştığımız zaman da işte tam olarak buraya bakacaksın dostum. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet geldik örnek 1'e. İç açıların ölçüleri toplamı. Aa iç açıları ölçüleri toplamı. Neydi? Üçgen sayısı kadar 180'di. Değil mi? Mesela dörtgende. Hocam dörtgende kaç tane üçgen var? 2. Beşgeni de çizersin böyle. Beşgende bir köşeden 1, 2. Yani 3 tane mi üçgen oluşuyor? Dörtgende 2 üçgen. Beşgende 3 üç üçgen varsa altıgende 4 üçgen. Yani kenar sayısında 2 eksi oluyor o zaman. En eksi 2 çarpı 180 olacak. Değil mi? Yani n-2 tane üçgen olacak. n-2 çarpı 180 o zaman bizim neyimiz olacaktır? İç açılar ölçüleri toplamı. Basit bir ispatla gösterdik. n-2 çarpı 180 eşittir 1440 ise buradan buradan n-2 neye eşit oluyor arkadaşlar? 1440 bölü 180. E 1440'ı 180'e böldüğümüz zaman şu sıfırlar gitse o zaman 8 mi yapıyor? Evet galiba 8 yapıyor. N de buradan kaç yapıyor o zaman? 10 yapıyor. Şimdi soru daha bitmedi. Bir köşeden çizile bir köşesinde en fazla kaç köşegen çizilebilir diye soruluyor. Normalde bir çok bir köşeden böyle bir tane bile çizebilirim. Bir köşeden en fazla kaç tane çizilebilir dediği zaman da hop aslında köşegen sayısı. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı soruluyor. İşte beşgende iki tane, altıgende 6 gen'de 3 tane. 7 gen'de 4 tane. Kenar sayısının kaç eksiği oluyor? 3 eksiği oluyor. Bizden n-3 soruluyor. Yani cevap 10 3'ten ne çıkacaktır? 7 çıkacaktır dostlar. Sıkıştığınız zaman bu ispat yöntemlerine yoğuna yönelirsiniz. Geldik örnek 2'ye. Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı en çok 11. Neydi? Kendini ispatlarsın artık. Ben ispatla böyle biraz şey yapmayayım. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı n 3'te n-3'e 11 vermiş bize. O zaman n'i buradan kaç bulduk? 14 bulduk. Konveks bir çok genin. Bu arada konveksi konkav'a takılmayacağımızı daha öncesinde de söylemiştik. Genelde hep konveks çokgenlerle uğraşacağız. Konkavlık neydi? Konkavlık iç bükeydi. Konveks de dış bükeydi. Genelde dış bükey çokgenlerle de uğraşacağız. Haberiniz olsun. Konveks bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı nedir? Hocam iç açılarının ölçüleri toplamı neydi? n 2 çarpı üçgen sayısı çarpı 180'di. Hocam 14 ya burası. O zaman 14 çarpı 180'e eşit olacak. Değil mi? Yok 14 en yerine 14 yazacağız pardon. 14 eksi 2 12 çarpı 180 eşit olacak ama iç açılar ölçüleri toplamı kaç tane dik açıya eşittir diyor soruluyor. Yani 90'ı elde edeceğim. Bu 180 dediğimiz 2 çarpı 90 değil midir arkadaşlar? Evet. E o zaman burası da ne oldu? 12 ile 2 çarptı zaten. 24 çarpı 90 oldu. 24 tane neye eşit oldu arkadaşlar? Dik açıya eşit oldu. Yani cevap 24 oldu. Geldi görünüküçe. Birçok yeni çizilebilecek tüm köşegenlerin sayısı. Hocam bir köşeden en eksi 3 tane çiziliyordu. En tane köşeden en tane çiziliyordu. Yalnız 2 tane saydığımız için bölü 2 diyorduk değil mi? Yani en çarpı n eksi 3 bölü 2. Bu köşegenlerin sayısı. Şimdi ne diyor? Bir çok çizilebilecek tüm köşegenlerin sayısı kenar sayısının 6 katına eşitmiş. 6 n eşitmiş. O zaman sadeleşti. n eksi 3 eşittir 12 yaptı. Eni de buradan kaç buluruz? 15 buluruz. Sonra bu çokgende bir köşeden çizilen bir bir köşeden çizilen köşegenlerle en fazla kaç üçgen oluşur? Köşegende üçgen sayısı neydi arkadaşlar? N-3 müydü? N-2 miydi? Kafamız karıştı. Hemen bir dörtgen çiz. Hocam bir köşegen çizdiğinde iki tane üçgen kenar sayısının iki eksi oluyor. Hemen n-2 imiş diyeceğiz. O zaman bizden n-2 isteniyor. n-2 yani 15 2'den cevap kaç yapacaktır? 13 yapacaktır. Üçüncü soruyu da 13 bulduk. Geldik onda. 14. 14 değil 4'e. Dördüncü soruya. Konveks bir çokgenin ardışık üçgen açısından Çizilebilen köşegen sayısı 8 olduğuna göre. Hmm, bu sefer farklı. Bak işte o yüzden ilk baştaki anlattığım ispat yöntemli gibi olan kısımlar bizim için çok önemli. Hatta kendimi şöyle büyüteyim. Gençler biz orada konuyu anlatırken işte kural bu. Hadi ezberle 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 dediğimiz zaman sadece ve sadece onlarla ilgili sorular yapabilirsiniz. Ama burada ne var? Bak öyle bir soru geldi ki yorum. Bu yorum gücünüz nasıl olacak? En başta. İşte o yüzden ben hep şunu söylerim. Dersin ilk 5 dakikası sizin için çok önemli. Orada ilk 5 dakikada dersin mantığını anlıyorsunuz. İşte bu tür sorularda genelde sıkıntı yaşamanızın sebebi ya dersin ilk 5 dakikası böyle geç geliyorsunuz ya da ya burada ne var bunlar kolay deyip geçtiğinizden dolayı. O yüzden dersin ilk 5 dakikasına her zaman ama her zaman dikkat edin. Çünkü dersin ilk 5 dakikasında e, o konunun mantığını biz veririz. Özellikle geometri dersinde arkadaşlar. Kısım ben matematikte de vardır böyle şeyler ama özellikle geometri dersinde bu kısım gerçekten çok önemli. Şimdi soruya bakalım seninle birlikte. Konveks bir çokgenin ardışık 3 köşesinden çizilebilen köşegen sayısı. Vallahi yorum yapacağız. Ne yapalım? Şöyle konveks bir çokgen çizelim şöyle bir. 1 2 3 ardışık 3 köşesinden diyor ya. Rastgele şöyle bir çizdim. Köşe sayısı şu kadar olsun. Yani bizim çokgenimiz şöyle bir çokgen olsun. Şimdi ardışık 3 köşesi diyor. Mesela bu köşesi, bu köşesi ve bu köşesinden bahsediyor. Hocam ardışık 3 köşesinden çizilen köşegen sayısı 8 olduğuna göre. Sen şimdi buradan köşegen çizsen. Hocam 1, 2, 3. Yani şu köşeden çizdiğin zaman köşegen sayısı ne olacak? Bir köşeden çizilen köşegen sayısı kadar olmayacak mı? Yani n-3 kadar olmayacak mı? Olacak. Peki şu köşeden çizdiğinde yine aynı şekilde. Hocam bu köşeden çizdiğimizde yine aynı şekilde. 1, 2 öyle gitmeyecek mi? 3, 4, 5 yani kenar sayısı kadar olmayacak mı? Evet. O da n-3 kadar olacak. E sonra hocam şu köşeden çizilene bakalım şimdi. Şu köşeden çizilene bakalım. Bu köşeden çizilen de hocam yine 1, 2, 3, 4. N-3 tane olmayacak mı? Evet. Yalnız dikkat et. Bu köşeden çizdiğin zaman da N-3 tane olacak. Yalnız bu köşeden çizdiğin şurada kırmızı köşe de aynı olmuyor mu? Yani şu köşeden çizdiğin köşegenle bu köşeden çizdiğin köşegen aynı değil mi? Evet şu kırmızıyı da sayarsak n-3 tane olacak. İşte buradaki kırmızıyı saymayacağız. Önceden burada yapmıştık. O yüzden bu sorunun esprisinde ardışık 3 köşeden çizilebilen köşegen sorusu, sorusu şeklinde yazdım arkadaşlar. Yani sen burada bunu zaten saydın şu köşeden çizilen de saydın. O zaman bunu saymayacaksın. Bu köşeden n-3 tane çizebiliyorsam köşegen. E bunu da saydıysam eksi 1 demeliyim. İşte bu köşegenleri topladığımız zaman da kaç yapıyormuş? 8 yapıyormuş. Gerçekten mükemmel bir soru arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Yani bu tür soruları seviyor zaten ÖSYM. Tutup da ilk başta anlattığımız formüllerde değil. İlk başta anlattığımız yorumlara göre soruları çözmenizi istiyor. İşte yeni nesil bu. Bu şekilde çıkıyor. Dostlar dikkat. İşte bu 8'e eşitmiş. Tamam. Burada 1, 2, 3 tane M var. 3, 6, 9, 10 var burada. Öbür tarafa attın. Artı 10 yaptı. Yani 18 yaptı. Eni de böyle ne kaç bulduk? 6 bulduk. Gerçekten çok güzel bir soru. İşte bu sorular seni geliştiriyor. Evet geldik 5. soruya. İç açılarından ikisinin ölçüsü 140 ve 160 derece olan konveks bir çokgenin diğer bütün iç açılarının ölçüsü 165 derece olduğuna göre. Hmm. Şimdi en kenarlı bir çokgen diyelim. İki yoldan çözeceğim. Birinci yol şimdi ilk başta iç açılar ölçüleri toplamından gideceğim. Şimdi diyor ki iç açılarından ikisi verilmiş. Arkadaşlar 140 derece verilmiş, 160 derece verilmiş. İç açılar ölçüleri toplamı. E artı geri kalanda 165 derece var. Hocam 165, 165 artı gidiyor 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 165. İşte geri kalan Şimdi en kenarlı bir çokgense iki tane açısını burada kullandıysam buraya en eksi iki tane açı kalmadı mı arkadaşlar? Evet. En eksi iki tane 165'in toplamı da n eksi iki çarpı 165 değil mi? Aynen öyle. Yani aslında 140 artı 160 artı en eksi iki çarpı 165 iç açıları ölçüleri toplamına eşittir. İç açılar ölçüleri toplamı da neydi arkadaşlar? Üçgen sayısı kadar 180'di. Üçgen sayısı neydi? N eksi iki çarpı 180 eşittir. İşte bu denklemi çözerek Sonuca ulaşacaksın kardeşim. Tamam Buradan böyle dağıtırsın. Öbür tarafa atarsın. Falandı filandı. Bir şeyler yaparsın arkadaşlar. Hatta bunu böyle atıp en eksi 2 parantezini alıp işlemlerini yapıp sonuca ulaşırsın. Ben buradan yapmayacağım. Arkadaşım düzgün çokgenlerde de göreceksin zaten. Düzgün çokgenlerde de ya da herhangi bir çokgende. iç açıları ölçüde toplamını biliyoruz. En eksi 2 çarpı 180. Ve burada çok büyük sayılarla karşılaşıyoruz. Şimdi biz... Böyle açılar toplamını yaparken genelde dış açılar toplamından gitsek daha sağlıklı olur. Niye? Kaç gen olursa olsa, 10 gen de olsa, 12 gen de olsa, 24 gen de olsa, 1000 gen de olsa bunların dış açıları toplamı ne? 360. E ee, daha küçük sayılarla uğraşmıyor musun? İşte burada işin daha da kolaylaşabilir. O yüzden genelde böyle çokgenlerde, bu düzgün çok gen de olsa fark etmez. Genelde biz dış açıya yoğunlaşıyoruz. Bak burada da şu işlemi yaptığın zaman işlem kalabalığı olacak. Sayılar büyük. işlem kalabalığıyla falan uğraşıyorsun. Gel şimdi dış açıdan gidelim. Yalnız dış açı neydi? Her zaman üçgende de üçgendeki gibi 180'e tamamlayan açısı değil miydi? Evet. Yani dış açıları, ölçüler toplamından gideceğim. 140'ın dış açısı nedir? 180'e tamamlayanı 40. 160'ın nedir? 20. 165'in nedir? 15. O zaman dış açıları, ölçüleri toplamı. Hocam ikisi verilmiş. 40 verilmiş. 20 verilmiş. Sonra ee, geriye en eksi 2 tane 15 kaldı. Artı en eksi 2 çarpı 15 deriz. Bu da neye eşittir? Dış açıları ölçüleri toplamına eşittir. Bak daha sade bir denklem çıkmadı mı? Çıktı. Daha rahat bir şekilde çözer miyiz bunu? Kesinlikle çözeriz. O zaman burada n-2 çarpı 15 eşittir. 360 eksi 60 oldu yani 300 oldu. Hocam şunlar sadeleşse 20 kaldı. N eksi 2 eşittir 20 ise N'i de böylelikle kaç buluruz? 22 buluruz. Bizden de zaten bu çokgenin kenar sayısı isteniyor. Ca cani. <laughs> yani cevap ne çıktı arkadaşlar burada? 22 çıktı. Güzel bir soru değil mi? Evet çokgenlerde dediğim gibi unutmayın dış açılardan giderseniz daha sade ve daha net bir şekilde yani işlem kalabalığı olmadan çok çok daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Tamam. Evet geldik örnek 6'ya. Hocam ne var burada? Düzgün beşgen. He, burada alfa isteniyor. İç açılardan gidebilirim. İşte burasını bulup, burasını bulup iç açılar ölçüler toplamından giderim. Abi önceki sorudan da öğrendim ki ben ne öğrendim? Hocam dış açılar daha sağda oluyor. Bak. Burada iki tane dış açı var. Bunları iç açıya çevirip iç açılar toplamından gideceğimi. Bunların dış açısını bulup hocam 60 derecesi bunun dış açısı. İşte şunun dış açısı x derece. Bunun dış açısında 180'e tamamlayan 90 dış açıları toplamından gitsem daha sağlıklı olacak. 90, 60, 40 ve 60 toplamı 60, 40 daha 100. 160, 90 daha. 160, 90 daha. 250 yapıyor. Hocam 250 artı bir de burada X var. Bunun toplamı 360 yapacak ve X'i böylelikle 110 buluruz. Ama X 110 kardeşim bizden alfa isteniyor. O da 180'e tamamlayan açısıdır Yani nedir? 70 derecedir. Cevabımız böyle. 70 çıktı. Örnek 6'da. Tamam. İstersen iç açıları ölçüyoruz. Toplamından da gidebilirsin. Ben genelde böyle bütün çokgende bütün yani dış açılar olmasa bile bütün iç açıları verse bile hep dış açıları böyle 180'e tamamlamak da kolay geliyor artık. Ondan dolayı hep böyle 180'e tamamlayan açılarını yazıp yani dış açılarını bulup dış açılar toplamından gidiyorum Çünkü çok büyük sayılar olunca işlem hatası yapıyorum. Büyük ihtimal sen de öyle yapıyorsundur. Benim de işlem hatalarım meşhur da biliyorsun. Evet şimdi geldik düzgün çokgene. Adından dolayı belli zaten. Nedir düzgün çokgen? Bütün kenarları birbirine eşit olan. Ama sadece ve sadece bütün kenarları eşit olan diyemeyiz. Mesela bir örnek vereyim sana. Bir eşkenar dörtgeni düşün bir de kareyi düşün. Her ikisinde de bütün kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Ama eşkenar dörtgen bir düzgün çokgen değildir. Kare düzgün çokgendir. Çünkü kare de bütün açılar 90 derece aynı zamanda. Düzgün çokgen olması için bütün kenarların birbirine eşit olması lazım ve bütün iç açıların da birbirine eşit olması lazım. Yani şu eşit uzunluktaki kalemleri düşün. Sen bunlardan böyle herhangi bir beşgen oluşturduğun zaman, 5 tane kalem yan yana getirdiğin zaman düzgün çokgen oluşturabilirsin ama şartın hepsindeki açıların aynı olması şartıyla. Buna da lütfen dikkat et. Tamam. Burada ne dedik o zaman? Bütün kenarlar birbirine eşit. Bütün iç açıları da birbirine eşit. Dolayısıyla o zaman ne oluyor? Bütün dış açılar da birbirine eşit olmuş oluyor mu? Oluyor. Evet tanımımız bu. Şimdi o zaman bu tanımdan bir şeyler çıkarmaya çalışalım. Şimdi iç açıları ölçüleri toplamı neydi herhangi bir çokgenin? Hocam n 2 çarpı 180'di. E şuraya bakacak olursak iç açıları beta 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 en tane beta olmaz mı burada? Engense eğer bu. Evet hocam o zaman en tane betanın toplamı nedir? En çarpı beta eşittir n tane beta'nın toplamı n çarpı beta yani iç açıların ölçüleri toplamına eşit oldu. E, bu da n-2 çarpı 180'e eşit olduğundan dolayı e, o zaman ben bir tane iç açıyı bulabilirim. Bir tane iç açı n-2 çarpı 180 bölü n eşit oldu. Yalnız bunu bu şekilde ezberlemeyeceğiz. Bak burada yazmış zaten bir tane iç açısı düzgün çok yeni bir tane iç açısı bu. n-2 çarpı 180 bölü yani zaten sorularda ÖSYM'i Son böyle 4 yıldır 5 yıldır bunu veriyor. Bir tane iç açısının ölçüsü en eksi 2 çarpı 180 bölü şeklinde olur diye formüllerini zaten veriyor. Ama olur ya vermezse biz kendimiz de bu şekilde çıkartabiliriz. Ama biz ne yapıyoruz? Çok, düzgün çokkenlerde de yani çok çokkende yaptığımız gibi dış açıdan gitmek daha mantıklı değil mi? Hadi dış açıya gidelim şimdi. Hocam dış açılara bakacak olursak dış açısı 180'e tamamlayan açısı alfa. E, alfa artı alfa artı alfa artı alfa artı en tane alfanın toplamı yapmıyor mu bu? Evet. N tane alfanın toplamı dış açılar ölçüleri toplamıdır. O da en çarpı alfadır. Dış açılar ölçüleri toplamı da ne yaptı o zaman? Hocam en çarpı alfa 360'a eşitse buradan da bir tane dış açıyı ben bulabilirim. Neye eşittir? 360 bölü n e eşittir. He, bak 360 bölü n bir tane dış açıya eşit oldu. O yüzden dış açı bizim için bak daha sade ve daha kolay. Yani formüller formülünü soruda verse bile ben hep dış açıdan gidiyorum. Çünkü buradan yapmak daha kolay oluyor. E hocam dış açıdan gittik iç açıyı nasıl bulacağız? E sonrasında iç açıyı yine rahat bir şekilde bulabiliriz. İç açı dediğimiz nedir arkadaşlar? 180 eksi dış açı değil midir? E o zaman iç açıyı biz nasıl hesaplayabiliriz? 180 eksi 360 böyle en şeklinde de ispatlayabiliriz. Daha doğrusu açıklayabiliriz. Tamam. Bu arada burada n çarpı alfa 360 eşit ya dış açı sorulduğunda 360 bölü n diyebiliriz. Ya da tam tersi verilip dış açısı verilirse kenar sayısında bulabiliriz. Neyi yalnız bırak? 360 bölü alfa yapmıyor mu? Evet. Ya 360 bölü alfa deyip dış kenar sayısını bulabiliriz. Ya da 360 bölü n deyip dış açıyı bulabiliriz. Ama yine işimiz gücümüz bence İlk işimiz böyle bir şey geldiği zaman hemen dış açıya yoğunlaşmak ve dış açıdan işlem yapmak. Şahsen ben böyle yapıyorum. Soruda şu formülü verse bile dış açıdan gidiyorum İç açıyı da bulurken 180 eksi 360 bölü n deyip ona göre işlem yapıyorum. Özellikle düzgün çokgenlerde dış açı bizim için gerçekten ama gerçekten çok önemli dostum. Evet şimdi sorularla başlayalım. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bir düzgün çokgen sorusu çözerken düzgün çokgenler iç içe verildiği zaman. Eşkenar üçgen de düzgün çokgendir. Zaten en küçük çokgen üçgendir. Hatta eşkenar üçgendir. Düzgün çokgen. En küçük düzgün çokgen eşkenar üçgendir. Böyle eşitlikleri de koymayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü birer kenarlara ortak verilebiliyor burada. Şimdi şuraya bakacak olursak hocam bu düzgün beşgen verilmiş. Bütün kenarları birbirine eşit. Mutlaka bu kenar eşitlerini yazın. Ve ABF de eşkenar üçgen demiş. Bak eşitleri yazınca A eşkenarda yazınca ekstradan burada da çıktı? ikizkenar kenar çıktı. Hadi bakalım şimdi. Burada açılar lazım bana. Eşkenar üçgenin açısının 60 derece olduğunu biliyorum. Hocam düzgün beşgen. Zaten düzgün beşgeni de ayrı bir şekilde inceleyeceğiz. Beşgen ve altıgenin iç açısı ve dış açısı aklınızda genelde kalıyor. Ama ben ilk sorularda yapayım. Hocam mesela dış açıdan yoğunlaşalım. 360 bölü 5 dersek 5'e bölme kuralı sıfır at 2 ile çarptı 72. Dış açısı 72 ise iç açısı 108 diye çıktı mı? Çıktı. Hocam bu açı 108 derece. O zaman buraya ne kaldı? 48 derece kaldı. A Şuradaki üçgende bir x kenardı. Tepe açısı 48. 180'den 48 çıkart. 132 2'ye böl. 66 66 yaptı. E hocam şu açıda 108 olacağından dolayı alfa artı 66 eşittir 108 ise alfa da buradan 108 eksi 66 çıkar. Yani alfayı da böylelikle ne buluruz? 42 derece olarak buluruz. İşte burada buna dikkat edin dostlar. Böyle düzgün çokgenler iç içe birer kenarları ortak olan düzgün çokgenler verildiği zaman eşittir mutlaka mutlaka yazmayı ihmal etmiyoruz. Evet örnek 7'yi 42 bulduk geldik örnek 8'e. Bak yine iki tane düzgün çokgen var. Bir kare bir de düzgün altıgen verilmiş. Hemen ne yapıyoruz? Eşitlikleri mutlaka mutlaka yazıyoruz. Şöyle gösterdik. Karenin de eşitlerini gösterelim. Bak ne çıktı. Ekstradan bir x kenarlık çıktı buradaki üçgende. E hadi bakalım şimdi işlemimizi yapalım. Hocam şeyi biliyoruz. Şuranın karenin 1, 90 derece olduğunu biliyoruz iç açısının. Kare demiş ya 90'ı yapıştırdık hemen. Peki düzgün altıgen. Düzgün altıgende dış açıya bakalım. 360 bölü 6. 60. E hocam dış açısı 60 sayı iç açısı kaç derece yaptı? 120. Şuraya gelelim. Şu açının tamamı 120 derece ise 90 da buradaysa buraya 30 derece kaldı. E hocam ikizkenar kenarı var tepe açısı 30. 180'den 30 çıkartıyoruz. 150 2'ye böl 75 75 yapar ve şurada bir doğru açı var. Çünkü L eleman FK demiş. Yani bu doğrusal demek istiyor. 75 90 ve alfa'nın toplamı şöyle yazayım. Kaç yapmak zorunda? 180 yapmak zorunda. Alfa'yı da böyleyle kaç buluruz? 15 derece olarak buluruz. Örnek 8 15 çıktı. Geldik örnek 9'a. Şimdi düzgün 18 geldi. Yani bunu daha farklı bir şekilde bir sonraki videoda yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Çember düşünerekten de çember tekniğiyle de yapılabiliyor bu. Çemberi daha görmedik hocam diyebilirsiniz. Orada ben zaten size bir sonraki videoda anlatacağım. İki tane notu anlatırken. Şimdi burada biz klasik yoldan çözmeye çalışalım. Şimdi düzgün 18 gen demiş. Nereye yoğunlaşıyorduk? Dış açıya. Hocam önce dış açıya yoğunlaşalım. 360 bölü 18 dediğimiz kaç yapıyor o zaman dış açıyı verir mi bize verir. Yani kaç yapıyor? 20. Dış açısı 20. Ve bu bir düzgün çokgen olduğu için şu kenar eşitlerinde şöyle bir gösterelim tabii ki. Hocam 20 ya dış açısı. İç açısı kaç yapacak? 180'den... 20 çıkarttığımız zaman 160 derece yapacak. Burası 160. E iç açısı 160. Bütün iç açısı 160 derece yapacak. Hatta burada açısı da 160 derece yapacak. E 160 var. X kenarlık var. Tepe açısı 160. 180'den 160 çıkart. 2'ye böl. X kenar üçgende. Yani 10 10 yapar burası. Hocam burası da 10 10 yapar. Ve şu açı toplamda kaç? 160 dereceydi. E o zaman alfa artı 10 artı 10 eşittir 160 olduğundan Alfayı da böyle 140 derece olarak buluruz. Örnek 9, 140 çıktı geldik. Örnek 10. A. Bakın benzeri bunun mantıklı soruları ÖSYM çok sever dikkat edin lütfen. Yeterli sayıdaki düzgün beşgen şeklindeki eş kartonlar şekilde gibi yapıştırılarak A, B, C, D, işte ben bunları böyle düzgün çokgen, düzgün beşgenleri böyle yapıştırmışım yan yana. Bu şekilde şu içeride ne oluşuyormuş arkadaşlar? Düzgün çokgen elde ediyormuşum. A, B, C, D bilmem ne? Düzgün beşgenin çevresi 10 santimetre olduğuna göre o zaman bir tane düzgün beşgenin çevresi 10 santimetre ise onu 5'e böldüğümüz zaman 2. Bir kenar 2 mi yaptı arkadaşlar? Evet 2 yaptı. 10 santimetre olduğuna göre elde edilen şeklin dış çevresi yani dış çevresi kırmızıyla gösterilen. Normalde burada biz düzgün çokgen elde ediyoruz. Tamam ama burada içeride bir düzgün çokgen var. Dışarıda da garip bir çokgensel bölge var. Hatta iç bükey bir çokgensel bölge var. Öncelikle bunun kaçgen olduğunu bulmaya çalışalım. Ee, ne yapacağız? Düzgün çokgende bizim için önemli olan neydi? Dış açıydı. Düzgün çokgenimiz bizim şurada bu şekilde değil mi dostlar? Şöyle maviyle göstereyim bak. Şu maviyle oluşan şekil bir düzgün çokgen. Çünkü düzgün beşgen birer kenarlar iki, iki birim iki birim iki birim şeklinde oluşmuş. O zaman iç açısını bulmaya çalışalım. İç açıyı nasıl buluyorduk? Dış açıdan dolayı buluyorduk. E hocam burada düzgün beşgen var. Düzgün beşgenin dış açısına bir bakalım mı? Şöyle bir bakalım. 360 bölü 5'ten kaçtı? 72. Hocam burası 72 dış açısı. İç açısı 108 yapacak. Hocam iç açısı 108. E tamam. Şuradaki mavili oluşan düzgün çokgenin dış açısını bulmaya çalışacağım ben. Hocam burası 108 ya. Aa bu doğrusal. Şöyle uzattığın zaman dış açısı doğrusal burası. O zaman buraya 72 kaldı. İç açısı 108 olduğundan dolayı buraya kaç kaldı o zaman? 36 mı kaldı? Evet 36. Hocam şu maviyle gösterdiğim ABCD bilmem ne çok geninin dış açısı 36. O zaman 360 bölü 36 bize kaç verir? Onu verir. Yani içeride oluşan bu şekil 10 ongen oldu arkadaşlar. Peki bu 10 ongense yani burada 2 2 2 10 tane 2 var demek. Yani içeride oluşan boşluğun çevresini sorulmuş olsaydı eğer cevap ne diyecektik arkadaşlar? 10 çarpı 2'den 20 diyecektik ama şu kırmızıyla gösterilen şeklin çevresi isteniyor. Bak dikkat et şu kenara ait bu kenara ait beşgende iki kenar mı oluşmuş böyle? Bakacak olursan evet hocam. Hocam bu kenara ait şeyde de burada da iki kenar var. Hocam bu kenara ait şeyde de iki kenar var. O zaman her bir kenara ait iki kenar mı oluşuyor dış çevrede? Evet normalde bu 10 O zaman bundan kaç tane kenar olacak? 20 tane kenar olacak demektir bu. Yani 20 tane 2'nin toplamını soruluyor arkadaşlar bize? O zaman ne yapacaktır cevap? 40 yapacaktır. Cevap 40 oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Böyle yorum soruları da karşımıza her zaman ama her zaman çıkabilir. Ve Hüseyin'e de sever. Geldi örnek 11'e. Düzgün çokgen verilmiş. Ama dikkat et. Düzgün çokgen nerede? A, B, C, D, E, F bilmem ne. İşte şu düzgün çokgen verilmiş arkadaşlar bize. Düzgün çokgen burası. Düzgün çokgende beni ilgilendiren kısım neydi arkadaşlar? dış açıydı. Dış açıya yoğunlaşacağız arkadaşlar. Hadi dış açıya yoğunlaşalım. Bu arada BC ile FE'nin kesimi K demiş. BC dediği bak burası. Hocam BC. Şu BC ile FE'nin kesimi K demiş. Yani şu doğrusal demek. Aa, ben zaten düzgün çok kendi dış açıya yoğunlaşacaktım. Hocam bunun dış açısı 180'e tamamlayanı. Yani şu açının 180'e tamamlayanı burası. E bu açının 180'e tamamlayanı burası. Dış açısı burası. E hocam bu da aynı şekilde. Bu açının da 180'e tamamlayanı burası. Dış açılar her zaman birbirine eşit değil miydi? Evet. E hocam dış açı burası dış açı burası. Aa burada ne çıktı? Bir boynuz çıktı. Boynuz ya da bu merak ne dersen de. Hocam bu üçünün toplamı hop buraya eşit oluyordu. Burası ne yaptı? 2 alfa artı 45 yaptı. Dikkat et 2 alfa artı 45 neresi yaptı? Düzgün çokgenin iç açısı yaptı. E, düzgün düzgün çokgende bütün iç açılar da birbirine eşitti. 2 alfa artı 45 hatta burası da 2 alfa artı 45 hatta burası da 2 alfa artı 45 diyebiliriz. Ve burada iki tane açı yan yana geldi ve toplamları da 180. Yani 3 alfa artı 45 neye eşittir? 180'e eşittir. O zaman 3 alfa eşittir 145 çıkar. 135 çıkar özür dilerim. Alfayı da böylelikle 45 derece olarak buluruz. Bizden ama alfa istenmiyor arkadaşım. Düzgün çokgenin kenar sayısı isteniyor. Dış açıyı bulduk mu? Bulduk. Alfayı 45 bulduk. E 360 bölü dış açı bana kenar sayısını vereceğinden cevap da kaç çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Örnek 11 8 oldu. Geldik örnek 12. Aynı mantık bir düzgün çokgen verilmiş. Düzgün 18 genin bir parçası verilmiş. A, B, C, D, E, F bilmem neyi arkadaşlar. O zaman o düzgün çokgeni şöyle ben göstereyim. Daha rahat bir iş yapalım arkadaşlar şöyle. Evet düzgün çokgenimiz şu kırmızıyla gösterdim arkadaşlar. Belli bir parçası burası. Düzgün çokken de biz nereye yoğunlaşıyorduk? Dış açıya. Evet AB ile FE'nin kesişimi verilmiş bize. AB'nin böyle uzantısı bu. Dikkat et AB'nin uzantısı bu. FE'nin de uzantısı bu. Hocam bunlar uzantısıysa böyle. E o zaman burası dış açısı. Yani dış açısı alfa. Dış açıya yoğunlaşacağız. Düzgün çokgenimiz burada. Bu düzgün çokgenin dış açısı. Bak AB'nin uzantısından gidiyor. Bu da EF'nin uzantısından. Burası da dış açısı değil mi arkadaşlar? Evet burası da dış açısı. Buraya da bir alfa diyebiliriz. E ne yapacağız? Hocam boynuz maalesef çıkmadı. Ne yapacağız? O zaman buradaki dış açıya da yoğunlaşalım ya da şuradaki. Nasıl yap bir hamle yapabiliriz? Hocam burada da şu kenarın dış açısı ya da burada da şu kenarın dış açısı deyip şöyle uzatabiliriz. Ya da şunu uzatabiliriz arkadaşlar şöyle. Dış açısı. Dış açı önemli çünkü benim için. Hocam burası da dış açısı burası da alfa diyebiliriz. Bu arada dış açıya alfa dedim ama ben dış açıdaki oradaki alfa belliymiş. Niye? 18 gen demiş. Yani senin buradaki alfa 360 bölü 18'den 20 mi çıktı? Evet. Bu alfa dediğim 20. Evet burası 20. Hocam burası da 20. Hocam şurası da 20. 20'leri yazdık. E sonra ne yapacağız? 20 ise burası kaç yapar? 140 yapar. Ya 140 olur mu ya? 160 yapar. Hatta burası da 160 yapar. Hatta burası da, burası da 160 yapar. E sonra ne yapacağız? Bak şurada bir boynuz çıktı. Ya da istersen şunu uzatıp böyle de işlem yapabilirsin. E burada bir boynuz çıktıysa eğer şu boynuza yoğunlaşalım biz. Şuradaki boynuzda hocam bu boynuzda şu üçünün toplamı 160 yapacak. Bu ikisinin toplamı 40 ise buraya kaç derece kaldı? 120 derece kaldı. Sonra hocam şurada da bir üçgen var. Eski bilgiler hala daha kullanıyoruz. Sen 20 ile neyi toplarsan 120 yapar. Tabii ki 100. E. Ya da şuraya bir x yazayım. x artı 20 eşittir. 120'den x'i de kaç buluruz? 100 derece olarak buluruz. Bizden de zaten ne isteniyor? A, K, F açısı isteniyor arkadaşlar. Yani cevap 100 Geldik sonraki soruya. Hmm, güzel bir soru. Öncelikle siz yapar mısınız bunu? Bak üçgeni de işin içine katmışım. Bakalım yapabilecek misiniz? Yani düzgün çokgendeyiz diye üçgeni kullanmayacağımızı mı zannettiniz? Tabii ki kullanacağız. Hadi bakalım. Ellerinizden öper bir soru. Bakalım. Üçgende biraz şey vereyim ben size. Bir torpil yapayım ben size. Ya, torpil karşıyız gerçi de. Yani ne derler ona? Ya Bir tüyo vereyim ben size. <laughs> Tamam düzgün çokkenden dolayı açıları falan filan yazacaksınız eyvallah. Peki bizden bir kenarla ilgili bir şey isteniyor ve karşımızda üçgen var. Yani üçgen sorusu olduğu belli. E üçgen sorusu olduğu belliyse o yok bu yok şu yoksa ne vardır? Anladın sen onu. Hadi bakalım soruyu sen çözüyorsun. Yoruma da yaz bakalım çözebildin mi çözemedin mi? Şimdi ben çözüme başlayayım bakayım. Şimdi soruda neler verilmiş? Düzgün beşgen. Artık düzgün beşgenin ne olduğunu biliyoruz. Ee, dış açısının ne olduğunu biliyoruz. Dış açısı hocam 360 bölü 5'ten dolayı 72 derece olduğunu biliyoruz. İç açısı da kaç derece çıktı? 108 derece. Eyvallah. Ve bütün kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Tamam şunları da şöyle bir yazalım. Yani 4 birim, 4 birim, 4 birim. Sonra ne yapacağız hocam? Şimdi tepe açısı kaç derece? 108 derece. E, burası 108 180'den 108 çıkart 2'ye böl. 72 36 36 yapar 36 36 hocam burası da 108 buraya da 72 kaldı hocam 108 ya ikisi kenarlık var e bunlar da 36 36 mi yaptı evet e sonra 36 36 72 2 iç açı bir dış açıdan ters açıdan hatta burası da 72 yaptı aa 36 72 72 yani şunun da şu birbirine eşit oldu 4 oldu burası tamam aynı şekilde bak burası da 72 aa burada da 72 72 ikizkenarlıktan burası da kaç yaptı 4 yaptı Şimdi ne yapacağız hocam? Bu arada 36 36'dan x'e burası da x oldu mu arkadaşım? Oldu. Tamam şuraya da x yazalım. Ne yapacağız? Takıldık kaldık. Üçgen sorusu olduğu belli. Açı ortay yok. Kenar ortay yok. O yok bu yok şu yok dediğimiz zaman ne vardır? Zaten bir uzunluk isteniyorsa ya dik üçgenden çıkar ya da benzerlikten çıkar. Hocam benzerlik var mı? Diye bakacağız. Elimizde olan üçgenlere bakacağız. Genelde ne yapıyorduk? çok böyle karışıksa soru, çok üçgen varsa kenarları belli olan üçgenler seçimi bizim için aşırı derecede önemli değil miydi kardeşim? Evet mesela sen benzerlik için şu üçgeni seçebilirsin. İki kenarı da belli bak. X'ler var, 4 var hatta bütün kenarları belli. X de bilinmeyen yani bilinenden seçebiliyorduk. Çünkü bizden, bizden istenilen X, X de bilinen bir kenar diye seçebilir. Tamam e hocam bu üçgen nasıl bir üçgen? Bak sana çözümü böyle soru çözümünde ince noktaları gösteriyorum. Daha öncesinde de göstermiştim. Hatırlatıyorum. 36-36 108'lik bir üçgen. E o zaman benzer olan üçgende de bütün açılar benzerliğin temel mantığı neydi? Bütün açıları eşit kenarları da orantılıydı. E o zaman burada da onu yapacağız. E hocam buraya baktığınız zaman 36-36 108 eyvallah x x 4. Başka var mı öyle 36-36 108'lik? Bak büyük üçgende de var. Gördün mü? Şimdi büyük üçgende de gördün mü 36 36 108 yani 4 4 x artı 4 var. O zaman senin şu büyük üçgeninle sarı üçgenin benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım. Hocam küçük üçgende 36'nın karşısı x'in. Büyük üçgende 36'nın karşısı 4'e oranı eşittir. 108'in karşısı 4'ün. 108'in karşısı büyük üçgende de x artı 4'e oranına eşittir. İşler dışlar x kare artı 4x eşittir 16'dan buradan ne oluyor x kare artı 4 x eksi 16 eşittir 0 oldu çarpanlar ayrılıyor mu ayrılmıyor diskriminanttan yapabilirsiniz arkadaşlar ben diskriminanttan yapmayı çok fazla sevmiyorum ne yapacağım x kare artı 4 x var ya neyin parantez karesidir bu hocam x artı 2'nin parantez karesidir değil mi yani sen bunu x kare artı 4 x'i şöyle düşünebilirsin x artı 2'nin parantez karesi oluyor yalnız burada x kare artı 4 x geliyor artı 4 fazlalığı var Art 4 fazlalığından kurtulmam için eksi 4 bilemem lazım? Evet. X kare art 4 x'i bu şekilde elde edebiliriz arkadaşlar. Tamam. Diskriminanttan yapmayı böyle ne derse çok sevmiyorum. Diskriminanttan da yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. E bir de eksi 16'sı da var. Eşit 0'sa buradan ne geliyor arkadaşlar? X artı 2'nin karesi neye eşit olacaktır? Hocam burası eksi 20 yaptı. Öbür tarafa attık artı 20 yaptı. Buradan x artı 2 ee, kök 20'ye yani 2 kök 5'e eşittir. Artı eksi 2 kök 5'e eşittir ama ee, buradan tabak diskriminanttan da iki tane değer bulacaksınız ya. Yani x artı 2, 2 kök 5 eşitse x eşittir 2 kök 5 eksi 2 eşit olur. Ya da x, x artı 2 eksi 2 kök 5 eşitse eksi 2 kök 5 eksi 2 eşit olur. Tabii ki negatif bir değer uzunluk olamayacağından dolayı cevap da 2 kök 5 eksi. 2 mi yapar? Evet. Cevap 2 kök 5 eksi 2 yapar arkadaşlar. Yapabildiniz mi? Çoğunuz tabii ki diskriminantla yapmıştır ya da bu tekniği de biliyorsanız buradan yapmış olabilirsiniz. Hatta bu düzgün beşgende altın oranlık bir şey var. Altın oranı şu anda girmeyeyim. Başka videolarda Reels videosunda falan belki altın orandan size bahsedebilirim arkadaşlar. Instagram'da ya da şeyde e, YouTube Shorts'ta da bahsedebilirim. E, ya da soruların içerisinde ÖSYM'de altın oranı böyle tanımlayıp altın oranla ilgili güzel sorular sorabiliyor. Hatta bizim soruların içerisinde var mıydı? Yoksa bile sene içerisinde ben altın oranla ilgili soruyu mutlaka size paylaşırım arkadaşlar. O konuda da bir şüpheniz olmasın. Evet böylelikle güzel bir soruyu çözdük. Yani hangi konuda olursan ol. Sıkıştığımız zaman ne yapıyoruz? Üçgen. Üçgende de sıkıştığımız zaman dik üçgen ve benzerlik genelde de benzerlikle sonuca ulaşıyoruz. Evet böylelikle nota geldik arkadaşlar. O zaman bu iki tane notu da bir sonraki videoda anlatayım. Çünkü bunun devamını getirsem sanki video çok uzayacak. Sonraki videolar çok daha kısa olacak arkadaşlar. Bu haftanın ilk videosu biraz uzun oldu. Ama sonrakiler gerçekten kısa olacak. Ee, videoyu böleceksem burada bölmeliydim. Normalde daha devam edip şurada bitirmeliydim aslında. Şu düzgün beşgene kadar gelmeliydim ama burada bölüp de e, çok da fazla videoyu şey yapmayayım. Yani çok da fazla da konuşmak isterseniz. Neyse gençler bu şekilde böylelikle 15. haftanın ilk videosunu bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ikinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.